Minnozor kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Eren. Uzun zamandan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Bugün size harika bir uygulama tanıtacağım. Uygulamamızın ismi Tenorshare 4D Deck. Ee, veri kurtarma programı. Basitçe anlatacak olursak fakat çok basit arayüzlü ve çok işlevli bir program. Şimdi ilk önce sizinle beraber siteyi incelemek istiyorum. Ee, birazcık aşağıya indiğimizde program bize neler yapabildiğini anlatıyor. Burada görüyorsunuz, işte örnek veriyorum. Formatlanmış diski geri getirebiliyorsunuz, silinmiş dosyaları geri getirebiliyorsunuz, harici SSD'nizden veya HDD'nizden geri getirme işlemi yapabiliyorsunuz. Mavi ekran yemiş bilgisayarınızda kurtarma ve geri getirme yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulamamız binin üzerinde dosya uzantısını destekliyor. Burada örnek olarak Hangi uzantıları desteklediğini görebilirsiniz. Daha ayrıntılı bakmak isterseniz videoyu durdurabilir veya açıklama kısmındaki linkten siteyi inceleyebilirsiniz sizde. Birazcık daha aşağıya indiğimizde neler görüyoruz? Programın arayüzünü görüyoruz. Gördüğünüz üzere klasörleri ayrılmış, her şey görünür bir şekilde, gerçekten çok basit ve çok kullanışlı bir arayüz. Ee, onun dışında gösterebileceğim başka neler var? Burada e, desteklenen Sürücülerin ayrıntılı bir şekilde listelenmiş bir tablosu var. Bilgisayar ve laptop, SD kart, hafıza kartı, USB flash disk, CD/DVD, aynı zamanda HDD, SSD, dijital kamera, müzik çalar ve birçok daha sayamayacağım sürücü tiplerini destekliyor. Desteklediği işletim sistemi Windows 10, 8.1, 8 ve 7. Aynı zamanda programın macOS içinde desteği var. macOS sürüm 10 üzeri macOS sahibi kullanıcılar programı kullanabilirler. Ee, aynı zamanda bahsetmek istediğim bir şey daha var. Ee, desteklenen diller arasında Türkçe yok. Buna dikkat edin. Ee, Türkçe maalesef koyulmamış. Umarım en kısa zamanda Türkçe'yi de getirirler. Çünkü gerçekten kullanışlı ve Türk kullanıcılarının uzak kalmaması gereken bir program olduğunu düşünüyorum Biraz daha aşağıya indiğimizde işte soru cevaplar ve sitenin sonu geliyor Şimdi e, programı kullanmaya geçelim Evet ben programı daha önceden kurdum e, zaten çok basit bir kurulumu var e, Sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum Fakat yine de olur da Sıkıntı yaşarsanız bize yorumlar kısmından veya Discord kanalımızdan istediğiniz zaman, istediğiniz vakitte ulaşabilirsiniz. Özellikle bana. Şimdi programımızı çalıştıralım. programların yönetici olarak çalıştırmak çok önemli. Evet, programımız çalıştı. Gördüğünüz üzere burada disklerim gözüküyor. Ve çok kullanılan, yani en çok aratılan bölümlerin otomatik aranma yerleri verilmiş. Şimdi ayrıntılı bir klasör aratmak uzun süreceği ve benim bu kadar zamanım olmadığı için ben size bugün C diskimden anlatacağım. Burada yapmam gereken tek şey C diskimi seçip start'a basmak. Zaten direkt başlıyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde dosya buluyor. Birkaç saniye bekleyelim, ondan sonra durduralım ve kurtarabilir kurtaramayacağımız dosyalara beraber bakalım. Şu ana kadar 120 bini geçtik. Gayet güzel. Şimdi burada durdurabiliriz. Tabi e, bu arada burada bildirim veriyor. Ne kadar dosya bulduğuna dair. Ve neler yapabileceğinizi gösteriyor. Dosya bulamazsınız eğer. Anladım deyip kapattım. Şimdi yapacağımız şey dosya geri getirmek. Hemen e, buradan bir yer seçelim. Mesela e, geri dönüşüm kutusundaki bu klasörü geri getireyim ben. Recover diyorum ve bana bu dosyayı nereye kaydetmek istediğimi soruyor. Şimdi burada çok önemli bir not var. Eğer C diskini arattıysanız ve masa üstüne veya C diskine kaydederseniz program sizi uyaracak. Uyarısı ise şu şekilde. Sen zaten C diskini aratıyorsun. C diskinden C diskine geri döndürürsen tekrar dosyalarını kaybedebilirsin. Bu yüzden cancel deyip C diskine kaydedeceğiz orada yeni klasör de oluşturabiliyorsunuz kaydetmeden önce. Bu zaten bir klasör olduğu için ben direkt recover diyorum. Biraz bekleyeceğiz. Ben bu bitince tekrar geri geleceğim. Evet, recover işlemi bitti ve 46 dosya 10 GB'lık olarak geri dönüştürüldü. Ben gerçekten uygulamayı çok beğendim. şimdi görüntüle diyelim bakalım neler geri getirmiş. Açılsın bekleyelim. Evet kurtarılmış dosyalarımız bize "For the Dick" klasörü adında ve e, tarih saat klasör ismiyle alt klasör olarak geliyor. Burada nereden kurtardığını da gösteriyor aslında. C olarak kaydetmiş yani C diskinden kurtardığını gösteriyor. E, klasöre girdiğimde bazı videolarım ve e, bazı arşiv dosyalarım geri dönüştürülmüş. Gerçekten mükemmel. E, Bunların geri dönüştürülebileceğini hiç düşünmezdim çünkü bunların üstüne ben çok dosya yazdım. Yani bunların aslında neredeyse hiçbirinin kurtarılamıyor olması gerekiyordu. Yine de bir kurtarma işlemi yapacağınız zaman üstü e, diskin üstüne dosya yazmamaya özen gösterin çünkü diskin üzerinde dosya yazdığınız zaman bu kurtarılabilir dosyalar tamamen gidebiliyor. Buna kesinlikle dikkat edin. E, ben Bugün size bu programı anlatırken profesyonel versiyonunu kullandım. Siz de profesyonel versiyonunu kullanmak isterseniz %30 indirimli bir kodumuz var. Bunu açıklama kısmından veya sabitlenmiş yorumdan bulabilirsiniz. Tenorshare'a bu video sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Discord kanalımıza davetlisiniz. Hoşçakalın.